Merhaba hanımlar, Valide Sultan ile her şeye hoş geldiniz. Bugün de sizlere Çerkezlerin geleneksel yemeği olan gırnışı hep beraber yapacağız. Öncelikle bir tavuğumuzu güzelce yıkadık. Tencereye koyduktan sonra üzerine aşacak şekilde suyunu döküyoruz ve tuzunu ilave ettikten sonra tavuğumuzu haşlamaya bırakıyoruz. Tavuğumuz haşlandıktan sonra suyunun soğuması gerekiyor. Çünkü bu suyunu hamurunda kullanacağız. Unumuzu bir kabımızın içerisine aldık. Çok az bir tuz atıyoruz. Çünkü tavuğumuzun haşlanma suyuna da tuz attığımız için fazla tuz atmıyoruz. Şimdi tavuğumuzun suyunu güzelce süzelim. Hamurumuzu bu suyla yoğuracağız. Haşlanmış tavuğumuzun suyunu hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Katı bir hamur yoğuracağız. Çünkü işlemi yapılırken hamurumuzun elimize yapışmaması lazım. Katı bir şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Biri yeğenin biri daha yemek istediği, gerçekten bağımlılık yapacak olan Çerkezlerin bu güzel yemeğini bir de biz beraber yapalım dedik. İnşallah siz de bu şekilde yaparsanız memnun kalacağınızı umuyorum. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Bu tavuk suyuyla yoğurmamızdaki sebep de hamurumuzun yapışmaması için ve güzel bir lezzet vermesi için yapıyoruz. Hatta tavuk suyunuz fazla gelirse hamurunuzu haşlarken de bu sudan ilave edebilirsiniz. Daha güzel olur, daha iyi netice alırsınız. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım. Onu güzelce birbirine yedirerek sert bir hamur elde etmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hamurumuz gayet güzel oldu. Şimdi onu parçalayarak bezelere bölelim. Biraz zahmetli bir yemek. Ama her zahmetinin de güzel bir tarafı var. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Sonuçta güzel bir tat, bir lezzet. Gördüğünüz gibi hamurlarımızı yumaklara aldık. Üzerine bir bez örtüyoruz ve yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen bezelerimizi bir merdane yardımıyla 1,5 santim kalınlığında açıyoruz. İnceltmiyoruz hamurumuzu. 1,5 santim kalınlığında güzelce her tarafını eşit olacak şekilde açıyoruz. Videomun sonunda abone olmayı unutmayınız. Bir de like atarsanız çok sevinirim. Hamurumuzu küçük küçük şeritlere bölüyoruz bu şekilde. 2,5 santim enliliğinde. Hamurumuzu şeritlere böldükten sonra onları bir tahtanın üzerinde bu şekilde yuvarlıyoruz. Biraz daha ince atıyoruz hamurumuzu. Sonra 3 santim boyunda kesiyoruz tekrardan. Ve birazcık daha inceltiyoruz hamurumuzu. Sonra parmaklarımızın ucunu
hamurumuza yerleştirip ve kendimize doğru hızlıca çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hamurumuzun içi boşalıyor ve o kalınlığını parmaklarımızla inceltiyoruz. Zor bir yemek, zahmetli bir yemek. Suyumuz kaynadı. Yaptığımız hamurlarımızı, garnişlerimizi suyumuzun içine attık. Tuzunu da ilave ettikten sonra kaynamaya bırakıyoruz. Yemeğimiz bugün kalabalık olduğu için biraz fazla yaptım ben. Gördüğünüz gibi tavuk suyuyla da yoğurduğumuz için hamurlarımız asla birbirine yapışmıyor. Hepsi tane tane. Hamurumuz pişti. Bir süzgeç yardımıyla tepsimizi alalım. Üzerine parçaladığımız tavukları yerleştiriyoruz bu şekilde. Bu arada ben el lezzetini fazlasıyla kattım. Gördüğünüz gibi. Servis şekli bu şekilde yapılıyor. Masaya konuluyor ve herkes kendi tabağını alıyor. Veya kendi ailece yiyorsanız da bu şekilde de yenilebiliyor. Her tarafına yerleştirelim tavuklarımızı. Küçük küçük parçaladık haşlanmış tavuğumuzu. Bir baş sarımsağımız vardı. Onu tuzla güzelce ezdik. Yarım su bardağı tavuk suyumuzu ilave ettik. Bir tepeleme kaşığı da tereyağını erittik. Onu da sosumuzun içerisine kattık. Ve tepsimizin ortasına bu şekilde oturtuyoruz kasemizi. Ve bir tavuktan bir garnişten alarak sosumuza batırarak bu şekilde tüketiyoruz. Bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.